Merhaba arkadaşlar. Şimdi olasılıktan devam ediyoruz. Olasılıkla beraber matematiğimizin son konusuna gelmiş olduk arkadaşlar. Şimdi bakalım. Önce burada tanımları var arkadaşlar. Demiş ki bir deneyin sonucunda ortaya çıkacak tüm durumların kümesine örnek uzay denir demiş. Tabir belki size biraz uzay muzay olunca değişik geliyor olabilir arkadaşlar. Bakın burada aslında önemli bir olasılık sorusunun faydasını bulabilmek çok önemli arkadaşlar. Faydasını bulabilmek. Bakın demiş ki bir zar atılması deneyinde örnek uzay 6. Niye? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 elemanlarını kullanabilirsiniz bir zarda. Bir zar ve bir madeni para atıldığında bakın burada bir V görüyorsunuz. Zarda 6 durum var. Madeni parada 2 durum var. Yazı ve tura olmak üzere. Toplam 12 durum var. V oldun mu çarpılıyor veya oldun mu toplanıyor arkadaşlar. Tamam mı? Mesela iki zar atıldığında örnek uzay dediğimiz zaman da 6 çarpı 6'dan 36. Bunları açacak olursak arkadaşlar bu 12 durum nasıl oluyor? 1 yazı, 2 yazı, 3 yazı, 4'e yazı, 5'e yazı, 6'ya yazı diyelim. Birinde 6, birinde yazı gelmesi. Şimdi 2'ye yazı. 2'ye yazı diyorum. 1'e tura, 2'ye tura, 3'e tura, 4'e tura, 5'e tura, 6'ya tura. Bakın 12 durum oldu. 6 6 olma durumuna baktığımız zaman 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6 diye gidiyor. Sonra 2 1, 2 2, 2 6'ya kadar gidiyor. Sonra 3 1, şurayı güzel yazalım. Bakın arkadaşlar 3 1, 3 2, 3, 3, böyle 3, 6'ya kadar gidiyor. Burası 6, 1'den 6, 6'ya kadar giden toplam tam 36 durum vardır. Bakın 6, 12, 18, 24, 30 ve 36 durum var. Doğru mu arkadaşlar? Toplamda 36 tane durumu bu şekilde buluyoruz. Dikkat ederseniz şurada bir şey fark ettim ben. Mesela 1, 3 var, bir de tersi 3, 1 var. Ama mesela burada 2, 2'nin tersi yok. Bakın 3 3'ün tersi yok ama mesela 6 1'in tersi var. 6 1 1 6. Aynı sayıların tersi yok çünkü zarlar özdeş. Unutmayalım. Mesela deseydi ki bize 2 zar ve 3 bozuk para atan bir kişi. O zaman şöyle yapıyorsunuz. 2 zarsa 6'nın karesi V olduğu zaman çarpılıyor. 3 para yani 2'nin küpü. 3 para olduğu zaman 2'nin küpü. Şunlar bakın örnek uzayları bu kaç defa atıldı? 6'nın karesi 36, 2'nin küpü 8, cevabımız 288. Anlaşıldı mı? Peki. Bakın şimdi arkadaşlar. Örnek uzay demek ki önemliymiş. Şimdi bir de kesin olay, imkansız olay diye tabirler var. Kesin olay bir şeyin kesin olarak gerçekleşecek olması. Yani sizin DGS'yi kazanma ihtimaliniz kesin olaya giriyor. İmkansız olay dediğimiz zaman da arkadaşlar kazanamamanız diyormuşum. Ya da şöyle diyeyim. Zar attığınızda, iki zar attığınız zaman toplamlarının 13 gelme olasılığı sıfırdır arkadaşlar. Çünkü iki zardan maksimum 6 6 gelebilir ve toplamı 12 olabilir. Kesim olay ve imkansız olay bu şekilde tanımlandırılabilir arkadaşlar. Bakınız buraya geldik. Demiş ki bir zar atıldığında 7 gelmesi imkansız olaydır demiş. Bakın burada bahsetmiş. 7'den küçük doğal sayı gelme olası. Doğal sayı değil de bunu şey desek daha iyi olur. Sayma sayısı. Çünkü 0 da var. Sayma sayısı gelme olasılığı kesim olaydır. Çünkü 7'den küçük sayılar, sayma sayıları 6, 5, 4, 3, 2, 1. Doğru mu arkadaşlar? Bunlardan biri gelecek zaten 0 gelemeyeceğine göre. Bu da kesin olaydır arkadaşlar. İmkansızla kesinin farkı anlaşıldı mı? Peki. Bakın arkadaşlar bir sonraki sayfamızda olasılık fonksiyonu. Hocam fonksiyon burada da mı devreye girdi? Aslında önemli burada. Olasılık da çünkü bir fonksiyondur arkadaşlar. Bakın PA diye gösteriyor. Polinomla karıştırmayın. A olayının gerçekleşme olasılığı demektir. Üzerinde bir çizgi varsa kümelerle karıştırmayın. Aslında benziyor aynı şey ama orada tümleyen olmayanı burada da yine gerçekleşmeme olasılığı olmuş oluyor arkadaşlar. Gerçekleşmeme olasılığı oluyor. Zaten unutmayın bir şey gerçekleşmesiyle gerçekleşmemesinin toplamı daima bir olacak. Unutmayın. Bakın burada olasılık fonksiyonu sıfırsa imkansızdır.
Bunu P A da diyebilirsiniz. Şöyle de gösterebilirsiniz. Sıfırdır. A'nın gerçekleşmesi olayı birse kesindir. Yani her şey, hayattaki her şey imkansızla kesin arasındadır. İmkansızla kesin arasındadır. O zaman bakın doğru muymuş? Sıfırla bir arasındaymış. Ama eşitliği unutmayalım. Arasındadır derken sıfır ve bir dahil olmak üzere. O zaman demek ki sıfır, PA, bir arasında ve bunlar dahildir. Bir şeyin olasılığıyla olmama olasılığı, olma olasılığıyla olmama olasılığının toplamı daima birdir. Çok işimize yarıyor. İnanılmaz işimize yarıyor. Özellikle tümden gelimlerde. Eğer işin içerisinde veya varsa, bakın burada veya var. A birleşim B. O zaman şöyle yapıyorsunuz. A'nın olasılığı, B'nin olasılığı eksi ikisinin birden olma olasılığını çıkartırsanız birleşimi buluyorsunuz. İşte bu şartları sağlıyorsa arkadaşlar buna olasılık fonksiyonu deniyor. Tanım herhalde anlaşılmıştır ama bakalım şimdi devamında neler var. Bakın arkadaşlar demiş ki örnek uzayına göre ABC ayrı kolaylar demiş. Buna göre aşağıdaki verilen değerlerden hangisinin E örnek uzayında bir olasılık fonksiyonu tanımlanacağını bulalım demiş. Bakın. PA 1 bölü 2, PB 1 bölü 3, PC 1 bölü 6. Bunları toplarsanız eğer 1 yapıyorsa bu bir olasılık fonksiyonudur. Çünkü hepsi E örnek uzayı içerisinde. Ama bunu topladığımız zaman 1 bölü 3, 1 bölü 4, 1 bölü 5. Bakın bu 3 toplamı 1 etmediği için olasılık fonksiyonu değil. Toplamlarının 1 olması gerekiyor. Yine tekrar söylüyorum. Toplamının 1 olması çok işimize yarayacak arkadaşlar. Şimdi burada bakın demiş ki basit olasılık madeni para atılması. Şimdi burada birazcık olayı genişletelim. Burayı iyi dinleyin. Şimdi bozuk para atıldığı zaman siz de biliyorsunuz ki arkadaşlar ya yazı ya tura. Hile olayına girmiyoruz, tamam mı? Dik gelme olayına girmiyoruz. Şimdi bir kere iki elemanlıdır yazı ve tura. Doğru mu? Kaç defa attıysan onu da üstüne üst olarak veriyorsun. Mesela 3 tane bozuk para atmışsan 2'nin küpü 8 tane durum vardır. Deneyelim isterseniz. 3'ü de yazı gelebilir, 3'ü de tura gelebilir. Ya da ilki yazı, ikincileri tura, 2 ve 3 tura. İlki tura, ikincisi yazı, üçüncüsü tura. Yani 2 tura olayı yine devam ediyor. İlk ikisi tura, sonraki yazı. Burada bir yazı, 2 tura olayı vardı. Şimdi ise 2 yazı, 1 tura olayı var. Bakın izleyin yazı yazı tura. Yazı tura yazı, tura yazı yazı, tamam mı? Bu durumda bakalım kaç durum var? 2 burada, 3 de burada, 5, 3 de burada, 8. Doğru mu arkadaşlar? 8 durum varmış. Bunları şimdi bizim tek tek saymamız çok zor. O yüzden böyle bir şeyi bilmek önemliymiş. 4 atsaydım 4 olurdu. 16 tane şimdi buraya yazmak daha zor olacaktı. İyi ki bunu biliyoruz. Bu bir örnek uzayı oluyor arkadaşlar. Yani bunu paydaya yazacağız. Yukarıda ise isteneni yazacağız arkadaşlar. Tamam, istenen neyse. Mesela burada deneyelim isterseniz örnek 46'da. Bir madeni para 3 kez atıldığında 2 yazı 1 tura gelme olasılığı. Bakın arkadaşlar aslında biraz önce 3 tane olduğunu görmüştük. Değer değiştirerek 3 bölü 8 diyebiliriz. Gözümüzde görmüştük ama yöntem şöyle. Şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Şuraya önce 2'nin küpü diyorsunuz. Paydaya bunu yazıyorsunuz. Peki paya ne yazacaksınız? Sizin permütasyonda öğrendiğiniz bir kısım vardı. Tekrarlı permütasyon diye. Onu kullanacağız burada. Çok işimize yarayacak. Para kaç kere atılmış? 3 kez. 3 faktöriyel. Kaç kere yazı tekrar etmiş? 2 yazı tekrar etmiş. Yani şöyle düşünün. Yazı yazı tura. 2 kere yazı tekrar etmiş. 2 faktöriyel. Bir kere de öbürü tekrar etmiş. 3 faktöriyel 2 faktöriyel versek 3 çıkar. Biliyorsunuz. 2'ler birbirini götürdü 2 faktöriyeller. 3 aşağıda 8. Hocam bunu anladım ama daha zoru var mıdır? Daha zoru da vardır. Şöyle düşünün. Yani zoru demeyin de bir tık sayı fazla. 5 bozuk para atılmış. 2 yazı 3 tura gelme olasılığı. Bakın arkadaşlar bu sefer ne yapıyorsunuz? Aşağıya 2 üzeri 5. Yukarıya ise 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel yazıyorsunuz. Bozuk parada bunun hepsini kullanabilirsiniz. Var mı bir problem burada? Anladık mı? Mesela şöyle bir şey sorabilir bize. 7 bozuk para atılmış. Atılmış. En az 6 tane yazı gelme olasılığı. Aslında bize şunu soruyor arkadaşlar. 6 yazı 1 tura ile
7 yazı 0 turayı soruyor. Doğru mu değil mi? 6 yazı 1 turayla 7 yazı 0 turayı soruyor. Doğru mu? O zaman önce bunu yapalım. 2 üzeri 7, 7 faktöriyel, 6 kere yazı takviye tekrar etmiş, 1 kere tura tekrar etmiş. Veya diyorsunuz topluyorsunuz. Burada toplama olur arkadaşlar veya olduğu için. Tekrar 2 üzeri 7 diyorsunuz. 7 faktöriyel bölü 7 faktöriyel 0 faktöriyel. Hayır, direkt 6 diyebilir miyiz? Niye 6 diyebilir miyiz? Direkt 7 diyebiliriz dersen olur. Yok, gir. Allah aşkına girin ya. Şimdi bu yeni bir konu, başka bir şey üretmeyelim şimdi, tamam? Evet, şimdi arkadaşlar mesela deseydi ki daha farklı bir şey. 4 bozuk para atılmış. Diyor ki bize en az bir tura gelme olasılığı. Bakın arkadaşlar, bu durumda ne yapacaksınız? 4 bozuk para atılmış, en az bir tura gelme olasılığı. Bu durumda şöyle yapmanız gerekiyor arkadaşlar. En az bir tura diyorsa, bir tura 3 yazı, 2 tura 2 yazı, 3 tura 1 yazı, 4 tura 0 yazı. Tamam mı? Bakın şimdi ne yapıyoruz? Burada yapmamız gereken şey şu. Hemen 2 üzeri 4, 2 üzeri 4, 2 üzeri 4, 2 üzeri 4. Buraya geldim. 4 faktöriyel, 1 faktöriyel, 3 faktöriyel veya 4 faktöriyel, 2 faktöriyel, 2 faktöriyel, 4 faktöriyel, 3 faktöriyel, 1 faktöriyel, 4 faktöriyel, 4 faktöriyel, bu ise 0 faktöriyel. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Sizce soru yazarı böyle bir soru sormuşsa bunun kısa yolu yok mudur? Var mıdır? Vardır değil mi? Bakın bir şey söyleyeceğim size. Sadece 0 tura 4 yazı, 4 yazı yok değil mi burada? Hepsi var bak. 0 tura, 1 tura, 2 tura, 3 tura, 5 tura, 4 tura. Bütün her şeyi buradadır şu anda bakın. Bu da sıfırlanıyor, bu da sıfırlanıyor. Hepsi burada. O zaman önce bunu bulalım. Bu şu demektir. 2 üzeri 4, 4 faktöriyel, 0 faktöriyel, 4 faktöriyel. Olasılıkta tüm durum 1'dir. 1'den çıkartırsanız esas cevabı bulmuş olursunuz. Yani bu kadar işlemi yapacağınıza bunu yapmanız yeterlidir. Anlaşıldı mı? Bozuk para olayında içim rahat etsin mi? Bozuk para olayında içim rahat etsin mi? Peki. Şimdi zar atılmasına bakalım arkadaşlar. Zarda biliyorsunuz genelde 2 zar atarlar ve 36 durum vardır. Mesela şu soruya bakalım. İyi izleyin. Bir zar atıldığında üst yüze gelen sayının 1 zar atıyormuş. Üst yüze gelen sayının 4'ten büyük olma olasılığı. Arkadaşlar 4'ten büyük olan sayılar 5 ve 6'dır. Kaç durum varmış? 2. Toplam durum sayısı kaç? 6. Aşağıya toplam durum, yukarıya istenen durum. Cevabımız neymiş? 1 bölü 3. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı herhalde. Peki. Mesela şöyle bakalım. Buraya dikkat. Bir çift zar atıldığında demiş ki yukarıya gelen sayıların, zar atıldığında gelen sayıların toplamının 7'den büyük olma olasılığı demiş. Şimdi 7'den büyük olma olasılığı demeden önce ben size bununla ilgili kısa bir yol göstereyim arkadaşlar. Bakın zarların toplamı, iki zar diyorum şuraya, iki zarın toplamı. Tamam mı? İki zarın toplamı ya 2 olabilir, ya 3 olabilir, ya 4 olabilir, ya 5 olabilir, ya 6 olabilir, ya 7 olabilir, ya 8 olabilir, ya 9 olabilir, ya 10 olabilir, ya 11 olabilir, ya da 12 olabilir. Doğru mu? Başka olamaz biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar normalde 2-2 olması için önce sayalım mesela. 1-1 dışında başka zar yoktur. Bunun tersi yok. Ama 3 olması durumunda 1-2, 2-1. Mesela burada bir yöntem var demiştim. Onu beraber bulacağız şimdi. İyi izleyin. 4 olması için 1-3, 2-2, 3-1 gelmesi gerekiyor. 5 olması için 1-4, 2-3, 3-2 ve 4-1 olması gerekiyor. 6 olması için biliyorsunuz 6-0 olamaz. 5-1, 4-2, 3-3, 2-4 ve 1-5 gelebilir. 7 olması için 6-1, bakın buradan sonra başka bir şey olacak. 6-1, 5-2, 4-3, 3-4,
Sonra 2, 5, 1, 6 olması gerekiyor. 8 için artık 7, 1 diyemiyoruz arkadaşlar. 6, 2, 5, 3, 4, 4. Hemen akabinde 3, 5, 2, 6 olması gerekiyor. 9'da ise 6, 3 azalacak şimdi. 6, 3, 3, 6 bu sefer böyle yazalım. 5, 4, 4, 5. 10 için ya 6, 4 ya 4, 6 ya 5, 5 gelmesi gerekiyor. 11 için ya 6, 5 ya 5, 6 gelmesi lazım. 12 için 6, 6 dışında zar yok. Bakın şimdi iyi izleyin. Burada öyle bir şey var ki arkadaşlar, şunu yaşayacaksınız biraz sonra, şunu. Bakın, herkes baksın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Niye bunu yaşayacaksınız onu söyleyeceğim şimdi size. Şurayı bir sileyim. Herkes baksın. Bu bence çok güzel aklınızda kalacak arkadaşlar. Bakın, sevgili arkadaşlar, iyi izleyin. 7'ye kadar yükseliyor, 7'den sonra azalıyor. Altına bir şey yazacağım, iyi izleyin. Burada bir durum var, iki durum var, üç durum var, dört durum var, beş durum var, altı durum var, beş durum var, dört durum var, üç durum var, iki durum var, bir durum var. Yani burada bir durum, daha doğrusu birden başlamıyor, bunu niye yazdıysak. Özür. Bir durum var, iki durum var, üç durum var, dört durum var, beş durum var, altı durum var, beş durum var, dört durum var, üç durum var, iki durum var, bir durum var. Zaten bir durumu olmaz. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın iyi izleyin. Şuna ben yıllar evvel şöyle kısa bir yöntem buldum. Hoşunuza gidecek mi bakalım. Bakın arkadaşlar 7'ye kadar, 7 gerçi ortak. 7'ye kadar hep bir eksiği. Bak burada 2 eksi 1 durum var, burada 3 eksi 1 durum var, burada 4 eksi 1 durum var, burada 5 eksi 1 durum var, burada 6 eksi 1, burada da 7 eksi 1 durum var. Bundan sonra ise 13'e tamamla. 13'e tamamla. 8'i 13'e tamamlarsan ne gerekiyor? 8'i 13'e tamamlarsan 5. 9'u 13'e tamamlarsan 4. 3, 2, 1. Bakın topla 13, topla 13, topla 13. 7'yi de isterseniz 13'e tamamlayabilirsiniz. Aynı mantık. Ha 7'nin bir eksiği, ha 7'yi 13'e tamamla. İkisinde de 6 çıkar. Bence bu çok işinize yarar. 7 ve 7'nin üstünde 13'e tamamlayın. 7'nin altında ise bir eksiğini alın. Bunu niye anlattım şimdi anlaşılacak. Şimdi 7'den büyük olma olasılığı 8 olabilirmiş, 9 olabilirmiş, 10 olabilirmiş, 11 olabilirmiş, 12 olabilirmiş. Toplam 36 durum var zaten demiştim. 8 olma durumu 13'e tamamlarsam 5. 9 olma durumu 4, 10 olma durumu 3, 11 olma durumu 2, bunun ise 1. Bunu toplarsam 15 yapar. Sadeleştirirsem 5 bölü 12 yapar. Hoşunuza gitti mi? Hiç saymayın böylece. Anlaşıldı mı? Demek ki amacımız şu, 7 ve 7'nin üstünde 13'e tamamlıyoruz, 7'nin altında ise bir eksiğini alıyoruz. Tamam? Kısa yol. Bu hocam benim aklımda kalmaz diyenler mesela şöyle yapacak. 8 olma durumu 6 2 2 6 5 3 3 5 4 4 sayacak. Biz bitirdik tabii soruyu. Onlar devam etsinler. 5 durum var. 9 olma durumu diyecek. 6 3 3 6 4 5 5 4 4 durum var diyecek. Biz ikinci soruya geçtik. Onun ortasına geldik. Böyle böyle devam eder. Demek ki 2, 3, 4, 5, 6, 7 de diyelim. Bir eksiği 7'yi ona katabiliriz fark etmez. 8, 9, 10, 11, 12 de 13'e tamamla. Tamam mı? Bu bize direkt durumu vermiş oluyor. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Aklımızda kalır. Peki şimdi arkadaşlar mesela dedi ki 2 zar attım. Toplamlarının en fazla ne diyelim 5 gelme olasılığı. Bakın ne yapıyoruz arkadaşlar. 5 gelebilir, 4 gelebilir, 3 gelebilir, 2 gelebilir. Başka bir şey gelmiyor. 5 gelme durumu 4. 4 gelme durumu 3. 3 gelme durumu 2 tane. 2 gelme durumu 1 tane. Bunları topluyoruz. 10 yapar. 10 durum varmış. 10 bölü 36. 2'ye böldük. 5 bölü 18. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı arkadaşlar? Peki. Şunda ne yaparız peki? 2 zar attım. 2 zar attım. Toplamlarının
İyi izleyin. En az 5 olma olasılığı. Tamam mı? Toplamlarının en az 5 olma olasılığı 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12'yi soruyor. Bence canımızı çıkartır. Onun yerine sorulmayanlar 4, 3, 2. Bunu bulalım isterseniz. 2 kelime durumu 1, 3 kelime durumu 2 tane, 4 kelime durumu 3. Bunları topluyorsunuz 6 yapar. 6 bölü 36 onu 1'den çıkartıyorsunuz. 30 bölü 36 cevap 5 bölü 6. Anladınız mı arkadaşlar? 1 ne kadar güzel bir şey değil mi? Anlaşıldı mı? Bakın tersten geldim. Burada hep bizim kurtarıcımız 1 oluyor. İsterseniz bakın görebilirsiniz. Sen de yeni öğrenmişken. 5 kelime durumu 4, 6 kelime durumu 5, 7 kelime durumu 6, 8 kelime durumu 5, 9 kelime durumu 4, 30, 10 kelime durumu 3, 11 kelime durumu 2, 12 kelime durumu 1. Bakın şuradan itibaren 13'e tamamladım. Bunlar ise bir eksiği. Bakın toplayalım şimdi. 30 çıkacak mı? Aşağı 36 zaten. 4, 9, 15, 20, 24, 27, 29, 30. Böyle tek tek yapmak mı? 31-36'yı bulmak mı? Yoksa birden çıkartıp şu kısmı bulmak mı? Karar sizin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı arkadaşlar? Peki. Mesela şöyle bir soru gelse. 2 zar attım. Tamam mı? Toplamlarının ne diyelim? Tek gelme olasılığı. Buraya geldim. 2 zar attım. Toplamlarının şey toplamlarının diyorum özür. Çarpımlarının çift gelme olasılığı. Evet. Bakın şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi iki zar attım. Çarpımlarının çift gelme, iki zar attım. Toplamlarının tek gelme olasılığı. Burada size müthiş bir yöntem göstereceğim. Hiç uğraşmayacaksınız. Ama ne zaman yapabilirsiniz bunu? Toplamları ya da çarpımlarının tek çift. Yani bu çift de olabilir tabii ki. Ya da bu tek olabilirdi. Yani bu toplam ya da çarpımlarının tek ya da çift olduğu durumlarda yapabilirsiniz. Tamam mı? Farkların da olabilir. Yani öyle bir soru görmedim ama farklarının mutlak değeri olabilirmiş aslında böyle bir soru. Sadece o zaman kullanabiliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Bakın çok güzel bir yöntem aslında. Arkadaşlar zarlarda teklerin ya da çiftlerin sayısı aynı mıdır? Yani tek ve çiftlerin sayısı adeti aynı mıdır? Mesela bakın 1, 3, 5 tek, 2, 4, 6 çift. Doğru mu arkadaşlar? Peki. Bakın başlıyorum şimdi. Zarın biri tek, diğeri tek gelebilir. Zarın biri tek, diğeri çift gelebilir. Zarın biri çift, diğeri tek gelebilir. Zarın ikisi de çift gelebilir. Doğru mu değil mi? Doğru mu? O zaman 36'dan şimdilik kurtulduk. Bu sorularda toplam kaç durum varmış? 4. Aşağı 4 yazıyorsunuz. 36 normaldi ama bu kısa yol ya, o yüzden 4'e indi. Bakın şimdi izleyin. Toplamı tek. Ya bunun tektir ya bunun tektir. Mesela bunun çift çıkar, bunun çift çıkar. Doğru mu? O zaman 4'te 2 cevabımız 1 bölü 2'ymiş. Çifti de sorsaydı toplamının çift deseydi yine 1 bölü 2'ydi. Bunu anladık mı? Anladık mı? 36'dan kurtardım sizi. Ama ille hocam onu nasıl 36 yaparız diyenlere de şöyle düşünün. Buradan 1 aldığın zaman, şimdi zarın bir tanesini şöyle yazalım. 1, 2, 3, 4, 5. 1 aldığımız zaman, birisi 1 geldiği zaman tek olması için diğerinin 2, 4 ve 6 gelmesi lazım. 2 aldığımız zaman da 1, 3, 5 gelmesi lazım. 3 aldığımız zaman 2, 4, 6 gelmesi lazım. 4 aldığımız zaman 1, 3, 5 gelmesi lazım. 5 aldığımız zaman 2, 4, 6 gelmesi lazım. Bu tekken bunların çift olması lazım toplamının tek olması için. 6 iken de 1, 3, 5 olması lazım. Bak burada toplam kaç durum var? 6 kere 3, 18. Tümü de 36 idi. 1 bölü 2. İster bunu yapın, isterseniz bu bence daha hoş. Doğru mu arkadaşlar? Anlaşıldı mı? Mesela bakın buraya gelelim. Buradan az çözelim. Herkes baksın. Çarpımlarının çift olması diyor değil mi bize?
Tek kere tek olabilir, tek kere çift olabilir, çift kere tek olabilir, çift kere çift olabilir. Aynı buradakinin çarpım hali. Doğru mu? Bakın tek kere tek tektir, tek kere çift çifttir, çift kere tek çift çifttir, çift kere çift çifttir. Dört durum var, üç tanesi çift. Cevap 4/3 oluyormuş. Anlaşıldı mı? İsterseniz uzun yolda da yapabilirsiniz. Onda da şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bakın, bir geldiğinde karşı tarafın mecburen 2, 4, 6 gelmesi lazım çarpılınca çift. Ama 2 geldiği zaman hepsi gelebilir. Mesela 3 geldiği zaman 2, 4, 6 gelmek zorunda. Ama 4 geldiği zaman hepsi. 5 geldiği zaman 2, 4, 6 gelmesi lazım. 6 geldiği zaman da hepsi. Hepsileri sayıyorum. 6, 12, 18. Öbürlerini sayıyorum. 3, 6, 9. 18, 9 daha ne yapar? 27. 27 bölü 36. 9'a bölün. 3 bölü 4. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı değil mi? Zar kısmının bu tür sorularında içim rahat etsin mi? İçim rahat etsin mi arkadaşlar? Peki. Şimdi bakalım. Mesela şurada demiş ki seçme durumunda oluşacak olasılık. Bir başlık olarak atılmış ama 3, 4, 5, 6, 7 kümesinin elemanlarından nasıl seçilen 3 tanesinin 3'ünün de tek sayı olma olasılığı. Rastgele 3 tane seçiliyormuş, 3'ünün de tek gelme olasılığı. Şöyle diyebilir miyiz arkadaşlar? Bakın kombinasyonda 7 tane sayı varmış. Herhangi 3'ü seçiliyor. 7'nin 3'lüsü seçtim. Bu tüm durum. Ama 3'ü de tek olacaksa teklerden seçmek durumu. 1, 2, 3, 4. O zaman da 4'ün 3'lüsü diyoruz. 4'ün 3'lüsü 4 yapar. 7'nin 3'lüsü ise 7, 6, 5. 1, 2, 3 yapar. 6. Cevabımız 4 bölü 35. Anlaşıldı mı? Yani bunu şöyle sorabilir mesela arkadaşlar. Bir hastanede düşünün. 4 doktor var. 5 tane de hemşire var. Ya da 6 tane hemşire var. Seçilecek 5 kişinin 2 doktor, 3 hemşire olma olasılığı. Hazır mısınız? Önce şöyle yapıyorsunuz. Seçilecek 5 kişi diyorsa herhangi 5 kişi, yani 10 kişide 5 kişi seçiyorsunuz. Tüm durum. Ama 2 doktor olacak diyor. 4 doktordan 2 tane seçiyorsunuz. 6 hemşireden de 3 tane seçiyorsunuz. Cevabımız bu. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Peki. Şimdi bakalım. İki olayın birleşmelerinin olasılığı arkadaşlar. Ona bakalım şimdi. İki olayın birleşmelerinin olasılığı nasıl oluyormuş? Biraz önce zaten söylemiştim. Bakınız. A ve B aynı örnek uzayın olayları olmak üzere eğer birleşimi soruluyorsa iki olayın birleşiminin A'nın olasılığı artı B'nin olasılığı eksi A kesişim B. Bunu çıkartıyorsunuz. Mesela şöyle düşünün. Bir çift zar atılması deneyinde zarların üstüne gelen sayıların toplamının tek veya asal olma olasılığı. Tek veya asal. Bir çift zar atıyormuşsun, toplamının tek ya da asal. Şimdi bir kere şöyle diyeceğiz. Tüm durum 36 zaten. Asalları da istersen 36. Bunu da çıkartacağım 36. Burada bir sıkıntımız yok. Tüm durum 36. Zarların üstüne gelen sayıların toplamının tek olma olasılığı. Aslında bulmuştuk biz. 18 tane demiştik. Hatırlıyor musunuz? Hatırladınız mı? 18 tane. Buraya 18 yazsam olur herhalde. Ama asal olma olayı biraz farklı. Mesela 1 geldiği zaman karşıdaki sayının kaç olması lazım ki asal olsun? 1'e 1. Yani şöyle diyeyim isterseniz. Bakın buna dikkat. 1 iken 1 gelebilir, 2 gelebilir. Doğru mu? 4 gelebilir. Başka da 6 gelebilir. Yanlış mı söylüyorum? Doğru mu arkadaşlar? Bakın 1 iken 1 gelirse 1, 1 daha 2. 1, 2 daha 3. 1, 4 daha 5. 1, 6 daha 7. Unutmayın. Tamam mı? Tabii burada da biraz sonra unutmayın. Hani toplamları tek demiştim. Dikkat edeceğiz burada. Şimdi buraya geldim arkadaşlar. Buraya baktığım zaman da ilginç. 2 geldiği zaman da 1 gelebilir. 2, 1 daha 3 yapıyor. 3 gelebilir.
ve 5 gelebilir. Başka var mı arkadaşlar? Başka yok değil mi? Peki 3 geldiği zaman da arkadaşlar 2 gelebilir ya da 4 gelebilir. Yanılıyor muyum? 5 ve 7. Doğru mu arkadaşlar? Peki 4 geldiği zaman ya 1 ya 3 gelmesi lazım. Başka yok herhalde değil mi? Ama 5 geldiği zaman dikkat edin. 2 gelebilir ya da 6 gelebilir. Doğru mu? 5 2 daha 7 yapar. 5 6 daha 11 yapar. Değil mi? 6 geldiği zaman da 1 ve 5 dışında sayı yok. Değil mi? 7'yi koyamayacağımız için. Bakın burada kaç durum oldu? 4. 3 daha 7. 9. 9 oldu. 11. 13. 15. 15 durumda burada var. Şimdi bunlar tekti. Bunlar asaldı. Şimdi tek olup asalları çıkartacağız. İçinden tek ve asalları. Tek ve asalların kesişimini. Bakın tek ve asallar. Şu bir kere değil ama şunu çıkartacağız. 1, 2 daha. Yani şunu çıkartamazsın. 1, 1 daha 2 yapıyor. 1. Bunu çıkartacağız. 3 tane buradan çıkacak. 2, 1 daha 3. 2, 3 daha 5. 2, 5 daha 7. 3 de buradan çıkartacağız. Bence 2 de buradan çıkartacağız. Siz görüyorsunuz fark etmişsinizdir. Sadece 1, 1 daha 2 ettiği için onu kullanamıyoruz. Buradan da 2 durum var. 5, 2 daha 7 tek yapıyor. 5, 6 da 11 tek yapıyor. 2. Bu da 2. 3, 6... Doğru mu? 8 daha 14. Çıkardığımız zaman 19 bölü 36 olur. Anlaşıldı mı? Yani çıkardıklarımız asal tekler. Sadece şurada 1, 1 daha 2'yi çıkardık. Peki. Burada bir de şöyle bir şey var. Bakın ayrı kolayların olasılığı var. Bu biraz daha ilginç. Hepsini göreceğiz sorularda. Bakınız sevgili arkadaşlar. Eğer ki ayrı kolaylar ise yani kesişimleri yoksa direkt toplayabiliyorsunuz. Kesişimleri yoksa direkt toplayın. Bir zar atıldığında 4'ten büyük veya 3'ten küçük olma olasılığı. Arkadaşlar 4'ten büyük olanlar 5, 6, 3'ten küçük olanlar 2 ile 1. Bunların kesişimi var mı? Kesişimi var mı arkadaşlar bunların? Yok. Pardon. Bunların kesişimi yok arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? 2 bölü 6 burada, 2 bölü 6 burada, 4 bölü 6 yani 2 bölü 3. Anlaşıldı mı? Sen de gör kızım. Anlaşıldı mı? Kesişim varsa çıkartıyorsunuz. Kesişim yoksa direkt toplamanız yeterli. Peki. Mesela çok nadirdir DGS'de hileli para ve zarların olasılığı. Çok ilginçtir bu olasılık. Burada arkadaşlar direkt sayıların kendisini alıyorsunuz. Yani toplamı gibi düşünün. Tamam mı? Yani böyle bir soru gelmedi ama gelirse de zevkli bir soru her şeyden önce onu söyleyeyim size. Mesela zartında 4'ten büyük gelme olasılığı. Hileli bir zar diyorsa bak hileli bir zar diyorsa aşağı şey yazıyorsunuz. Direkt hepsinin toplamını yazıyorsunuz. Artık şey yok yani. Hileli derse rakamlar şey bütün zarların toplamı. 4'ten büyük olma olasılığı da 5 ve 6. Aşağısı ne yapıyor? 21. Yukarısı ne yapıyor? 11. 11 bölü 21. Anladınız mı? Olasılığa yeni bir soluk. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı değil mi? Peki. Direkt olayı ona göre yapıyorsunuz. Şimdi permütasyon ve kombinasyonla bir olasılık ilişkisi varmış. Aslında bunları yine dediğimiz gibi sorularda bol bol göreceğiz. Ben şimdi konuları anlatırken çözümlü örnekler çözüyorum. Konuyu anlatmak amaçlı ama şunu söyleyeyim. Bu konuda o yüzden çok hızlı geçtim ama bunun arkasından bol bol soru çözeceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi konuları bir en azından sizlere özetlerini yapayım istiyorum. Sonra bol bol soru çözecek bunlardan. Daha doğrusu konu dersinden daha uzun sürer soru çözmek. Bakınız anne, baba ve 3 çocuktan oluşan 5 kişilik bir aile düz bir sırada fotoğraf çektirecektir. Anne ve babanın uçlarda olma olasılığını bulalım demiş. Şimdi arkadaşlar önce tüm permütasyonlar buraya yazılır. İstenen permütasyonlar buraya yazılır. Kuraldır bu. Tüm permütasyonlar 3 çocuksa 5 kişi ise hatırlayın 5 faktöriyel demiştim. Hatta bakın düz bir sıradaysa buraya 5'i de gelebilir.
biri oraya geldi, dördü de gelebilir, üçü gelebilir, ikisi gelebilir, biri gelebilir. Bakın 5 faktöriyel. Ama burada anne baba 3 çocuk ama demiş ki anne babanın uçlarda olma olasılığı. Buraya şimdi iyi izleyin. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Anne burada, baba burada olmak şartıyla. Bunları şöyle yaparsam aynı zamanda yer değişebilir mi? Çünkü sağ baş sol baş dememiş, doğru mu? Demiş mi sağ baş sol baş diye? Dememiş. O zaman 2 durum var çarpı 2. Devam ediyorum. Bunları saydık artık. Çocuklar kendi arasında yer değişemez mi? Yer değişemez mi arkadaşlar? O zaman 3 faktöriyel kadar durum var mıdır? 1, 2, 3. Doğru mu? Yok mu arkadaşlar 3 faktöriyel kadar durum? Var değil mi? O zaman demek ki bunu da şöyle yazacağız. 2 çarpı anne babanın durumu 2 faktöriyel de yazabilirsiniz. 3 faktöriyel. 2 çarpı 6 bölü 120. 12, 120, 1 bölü 10. Anlaşıldı mı? Bunların nelerini çözeceğiz, nelerini? Dedeli ne olacak? Dedeli ne nasıl bir çocuk olacak? Baya baya bir soru kalıbı var arkadaşlar, tamam? Şimdi en azından burada bunları gördüğümüz zaman yarın daha rahat oluruz arkadaşlar. Mesela bağımsız olayların tanımlanması diye bir başlığımız var burada. Demiş ki gerçekleşmesi birbirini etkilemeyen olaylara bağımsız olaylar denir. Mesela parayla zar birbirini etkilemez aynı anda atıldığında. Yani daha doğrusu para ve zar. Zarlar ard arda iki defa atıldığında bakın bağımsızdır birbirinden. Bir torbadan alınan kart geri atılmamak şartıyla diyorsa bunlar bağımsız olaylardır. Tamam mı? Tabii bir olayın bağımsız ya da bağımlı olduğunu anlamak soruda daha güzel olacaktır. Bağımsız olayların olasılığının hesaplanması arkadaşlar. Bakın burada dikkat edin. Bunlardan çok gelecek karşımıza. En çok da bu tipler var. Bağımsız olaylarda bakın eğer ki kesişimleri varsa yani olay devam ediyorsa bunlar birbiriyle çarpılır. Anlayalım. Bir para ve bir zar aynı anda atılmış, olay devam ediyor, çarpımları olacak. O zaman bakın paranın tura, zarın asal. Paranın tura gelme olasılığı 1 bölü 2'dir. Yazı turadan biri gelebilir. Olay devam ediyor. Birbirinden bağımsız olaylar, kesişim mesişim olayına bakın nasıl giriyoruz. Yani ikisinin birbiriyle alakası yok. O tura gelirse bu zar asal gelir diye bir şey söylemiyor. Zarın asal sayı gelmesi de 2, 3, 5 gelmesi vardır. Yani 3 durum vardır. O zaman 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2, 1 bölü 4. Olay devam ediyor. Anlaşıldı mı? Peki. Bakalım. Destek sorusuna demiş ki yukarıda A ve B torbalarındaki toplar aynı büyüklüktedir demiş arkadaşlar. İkişer top alınıyormuş. İki torbadan da aynı anda ikişer top alınıyormuş. Birinci torbadan alınan topların pembe, ikinci torbadan alınanların mavi olma olasılığı. Bakın bunu farklı yöntemle de çözebiliriz. Aslında biraz önceki gösterdiğim yöntemle de çözülebilir. Seçme olayı olabilir. Ama ben size bunu şöyle öğreteyim. Bilgi sorularında bunu yaparız. Zevkli de bir yöntem. Top geri atılmıyor bakın arkadaşlar değil mi? Göremiyorum. Alınmış zaten şey söylüyor. İki tane almışlar zaten. Bakın olay devam ettiği için şöyle bir şey yapacağız. Bakın herkes baksın. Önce A torbası diyorum. A torbasında iki tane çekilecekmiş. Böyle yazıyoruz. Tamam mı? Bu B torbasında da iki tane seçiyormuşuz. Olay devam ettiği için veyalık bir durum olmadığı için çarparak gidiyoruz. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Sonuna bir tane azalacak 5. Burada ise 1, 2, 3, 4, 5, 6 var. Sonuna bir tane azalacak 5. Paydayı yapan adam önce bir kendine bir özgüveni geliyor. Şimdi bunlar pembe gelecekmiş. 1, 2, 3, 3 pembe olur. Pembenin biri çekildiğine göre 2 pembe kaldı. Burada ise mavi olacakmış ikinci torba. Bakın mavi diye yazdık. 1, 2, 3, 4. 4 durum var ama bir tane azalacak 3 durum var. Bunun durumu 3 kere 2, 6. 4 kere 3, 12 ise burada kaldı 2. 2 bölü 25 olarak 5 kere 5'ten cevabı bulmuş oluruz. Anlaşıldı mı? Bu yöntem çok zevkli. Bunun daha teferruatlısını bir dahaki dersimizin en başında göstereceğim arkadaşlar. Peki. Şimdi geldik. Bakın bağımlı olaylar. Şimdi bağımlı. Biraz önce bağımsızdı. Olay şimdi bağımlı hale geldi. Bakalım iki olayın gerçekleşmesi birbirini etkiliyorsa bu olaylara bağımlı olaylar denir demiş.
Aynı büyüklükte 5 mavi 2 kırmızı topun bulunduğu bir torbadan alınan top geri atılmamak şartıyla arda arda alınan iki topun ikisinin de mavi olma olasılığını bulalım. Mavi olma olasılığını. Bakın ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İki tane, yani bağımlı bağımsız burada fark etmiyor. Çözüm yolu aynı, sadece mantığı farklı. Şimdi elimizde 5 tane mavi var, 2 tane kırmızı var. Demek ki 7 top var. Geri atılmamak şartıyla demiş yine 6'ya iniyor. Tamam mı? İki topun ikisinin de mavi olma olasılığı. 5 maviydi, 5 gelir. Bir azaldı, 4 gelir. Buradan da arkadaşlar 4, 2, 3, 5 kere 2, 10, 10 bölü 21. Anlaşıldı mı? Çok zevkli, daha zevkli hallerini göreceksiniz. Yani şu an yeni yeni öğrenenler vardır belki aranızda. Mesela burada bakalım şimdi yine. Demiş ki bağımlı olayların olasılığı hesaplamak gibi birinci olayın olasılığı, ikinci olayın olasılığı bağımsızlığı çarpılır demiş. Tamam, bu olay biraz hikaye aslında. Yukarıdaki torbadan arada 3 top çekildiğinde ilk ikisinin mavi, üçüncüsünün pembe olma olasılığı. 3 tane açıyorsunuz. Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane varmış. Tamam mı? 8, 7, 6 geri atmadığı çok net belli. İlk ikisinin mavi demiş. Mavi zaten kaç tane? 5 mavi var. 3 tane de pembe var. Bakın iyi izleyin. İlk ikisinin mavi demiş. 5. Burayı başka bir renkle yapalım. Bakın. 5 mavi. Sonra tekrardan mavi. Sonra pembe. 3. Yalnız bu mavi azalaraktan 4. Bu da 3 tesadüf olmuş. Tamam mı arkadaşlar? Buradan 3 ile 6'yı sadeleştim 2. 4 ile 2'yi sadeleştim 2. 2 ile 8'i sadeleştim 4. 4 kere 7 28. 5 bölü 28. Anlaşıldı mı? Tabii burada sıra vermiş. Sıra vermeseydi ne olurdu? Dedik. Bakalım şimdi. Sıra vermeyeyim şöyle deseydi. 2 mavi 1 pembe gelme olasılığı deseydi. İlk ikisi mavi demeyip de. 2 mavi 1 pembe gelsin deseydi. 3 taneyi açıyorsunuz. 8, 7, 6'yı yazıyorsunuz. Geri atmadığı için içine diye düşünerek. Yine aynı şekilde yapıyorsunuz. İsterseniz pembeden de başlayabiliriz. Fark etmez. 2 mavi demiş. Hatta şöyle yapayım isterseniz arkadaşlar. Farkı belli olsun isterseniz. Bakın şimdi. 2 pembe, 1 mavi. Ben değiştireyim. 2 pembe, 1 mavi. Pembeleri alın. 3 pembe var. 2'ye iniyor. 2 pembe bitti. Mavi ise 5 taneydi. Bunu yazdıktan sonra sıralama vermediği için hani tekrarlı permütasyon vardı hatırlıyor musunuz? O yine geldi. 3 tane var. 3 faktöriyel. 2 tane pembe tekrar etmiş. 1 tane mavi tekrar etmiş. Bitti olay. Anlaşıldı mı? Tekrarlı permütasyona çarpıyoruz. Anlaşıldı mı? Zaten bunu pekiştireceğiz arkadaşlar. Siz rahat olun. Bunun çok çeşit sorusu var. Mesela burada bir sorumuz varmış. Nereye aldık? Şuraya alacağız. Bakın arkadaşlar şimdi. Demiş ki şekilde A ve B torbaları ve içinde aynı büyüklükte toplar gösterilmiştir demiş. A'yı yazalım isterseniz. 5 tane mavi, 4 tane pembe. Burada ise 6 tane pembe, 3 tane mavi var. Ahmet bir zar atıp 4'ten büyük gelirse, birinci torbadan 4'ten küçük gelirse, yani şöyle diyelim. Ahmet 5 ya da 6 atarsa A torbasından 4 yokmuş ha, 4'ü almıyoruz. 4'ten küçük gelirse, 3, 2, 1 gelirse B torbasından seçiyormuş. Doğru mu arkadaşlar? 4 yok herhalde. 4'ü görmedim. Evet. 4'ü kullanmıyoruz. Bakın şimdi iyi izleyin. 5 ve 6'nın gelme olasılığı nedir bir zar attığında? 5 ve 6'nın gelme olasılığı nedir arkadaşlar? 2 bölü 6 diyelim isterseniz. 1 bölü 3 demeyelim. Sonra sadeleştiririz. Peki burada da 3 bölü 6 değil mi? Şimdi izleyin. Ne yapıyoruz? 4'ten büyük gelirse 1. torbadan demiş. 2'den 3'e 8 torbadan çekiyor. Buna göre Ahmet'in mavi top seçme. Burada mavi top seçme olasılığı bakın iyi izleyin. 5 bölü 9. 5 bölü 9. Doğru mu arkadaşlar? 5 bölü 9 değil midir? 9 tane top var. 5 bölü 9. Burada ise mavi seçme olayı 3 bölü 9. Doğru mu? Yani Ahmet zarı ya böyle atacak ya böyle atacak. Yani veya durumu var mı yok mu? Değil mi arkadaşlar? Ya 4'ten küçük atacak ya 4'ten büyük atacak. Veya varsa artı diyoruz. 2 kere 5, 10 bölü 54. Doğru mu?
3 kere 3 9 bölü 54. Toplarsak 19 bölü 54. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı arkadaşlar? Peki. Burada şöyle bir şey yapsaydık. 1'e 3, 1'e 2. Sonra tekrar payda eşitleyecektik. Demek ki daha iyiymiş böyle bırakmak. Peki arkadaşlar. Şimdi şuna da bakalım. Bakın arkadaşlar. Şekilde verilen iki torbadaki bilye sayıları verilmiştir. A torbasından B torbasına bir top alınıp mı? Atılıp diyecekti herhalde. Atılıp rengine bakılmadan B torbasına atılıyor. O nasıl bir şeyse. A torbasından B torbasına bir top atılıp alınıp rengine bakılması neden? Neyse. A torbasından bir top alınıp rengine bakılmaksızın B torbasına. Şunu sildim. A torbasından bir top alınıp rengine bakılmaksızın B torbasına atılıyor. İki kere yazılmış. Buna göre B kutusundan bir bilye alındığında pembe renk olma olasılığı. Bence bu dersin finalini bununla yapalım. Siz soruyu bir önce anlamaya çalışın. Oradaki bir tane fazlalığı sildim ben. Bakın A torbasından bir top alınıp buraya atılıyor. Sonra buradan da seçilince pembe olma olasılığı. Şimdi iyi izleyin. Bu çok zevkli arkadaşlar. Şöyle yapılacaksınız. A, B. İki durum var. Niye iki durum var? A'dan mavi çekersin, atarsın ama B'den muhakkak pembe seçeceksin. A'dan pembe seçmişin, atmışın yine pembe seçmek zorundasın. Burası değişmiyor. Her türlü pembe olacak. Doğru mu arkadaşlar? İki durum var. Ortaya artıyı koydum. A'dan mavi çekme olasılığı kaçtır? Siz söyleyin. A'dan mavi çekme olasılığı kaçtır? A'dan mavi çekme olasılığı 2 bölü 6 mı? Barış 3 tane var orada gözüm. Karıştı herhalde. Tamam. 3 bölü 6. Şimdi izleyin. Bak bekleyin. Burası çok önemli. Yeşil rengi aldım. Buraya bir tane, pardon, mavi rengi aldım. Tam olsun böyle. Buraya bir tane mavi geldi. Şimdi bana burada pembe gelme olasılığını söyleyin. Pembe gelme olasılığı. 1 bölü 7 değil mi arkadaşlar? Süpersiniz be. Peki süpersiniz. Şimdi şuna geçtik veya kısmına geçtik. Bunu da başka bir renkle yapalım. A'nın pembe gelme olasılığı nedir? Pembe gelme olasılığı. 3 bölü 6. Sildim. Oraya şimdi ne çizeceğim? Pembe çizeceğim. Pembe gelme olasılığı nedir arkadaşlar? 2 bölü 7. Siz manyaksınız ya. 3 kere 1. 3 bölü 42. 6 bölü 42. 9 bölü 42. 3 bölü 14. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Bu soru top sorbalarının en tehlikeli sorularından bir tanesi. Peki dersimiz bugün burada bu kadar olsun. Hemen şu kaydı durdurayım, bir şeyler söyleyeceğim size.